Arkadaşlar, sezonun ve tüm Bilmek Vaktidir tarihinin en kalabalık günü yaşıyoruz. Ecinliler burada. Siz Ecinliyseniz biz ne izlemek istiyorum? Ritüeller birbirimizden geçmemiz gerekiyor. Bazı ritüellerimiz aynı yapıyoruz. Aynı. Karşıdan filan yapıyorsun hakikaten. Karşıdan bana göster. Ben yanımda bir şeyler getirdim, olabilir miyim? Benim opsiyonum. Duydunuz arkadaşlar, birbirini tembihliyorlarmış. Sürekli linç edildiğimiz için en azından bir bahane verelim de onun üstüne linç edin. Bizim de içimiz rahat olsun. Dırın fincanı. Tam girecektim ya. Sadece bakayım. Bilmek Vaktidir'den herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Ecinliler Dergisi ekibi sevgili Çağla, sevgili Tunca ve sevgili Gökhan abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ecinliler Dergisi özelinden başlayacak olursak aslında Türkiye'de ben bu derginin daha uzun süre yayın mecrasında var olacağını düşünüyorum. Şöyle bir çıkış hikayenizi alalım mı? Bunu Çağla anlatmayı çok seviyor. O yüzden bunu Çağla'ya bırakıyorum. Ondan önce Çağla kahveyi beğendin mi? Çok lezzetli. Çünkü her şeyin müsebbibi olduğu için onun başlaması daha mantıklı bu noktada. Sürekli ben anlatıyorum ama. Şöyle, yine ben anlatıyorum. Biz tanıştıktan sonra edebiyatla ilgili çok fazla şeyi konuşmaya başladık. Bilmediğim dergileri takip etme konusunu Gökhan ve Tunca'dan fikir aldım. Onların bilmediği kitaplarla ilgili ben onlara bir fikir verdim. Şu okunabilir, bu okunabilir diye. Çok böyle birbirimizden faydalanabildiğimiz, beslendiğimiz güzel bir arkadaşlık meydana geldi. Bu süreç içerisinde 2019'un Mayıs ayında Gökhan'ın doğum gününde bir akşam masada otururken Çevrim Dışı İstanbul isimli çok güzel bir edebiyat dergisi vardı. Onun son sayısına çıkacağı haberini aldık. O son sayıda da benim bir şiirim vardı. Dedim ki güzel şeylerin hep sona denk geliyorum. Aman tanrım. Ama hemen drama yaşandı masada. sonra durdum dedim ki biz niye dergi çıkartmıyoruz o zaman? Gökhan olabilir dedi. Tunca hadi oradan dedi. Tunca niye öyle dedi? Çok nazik karşılamış. Ya çünkü bir dergi çıkarmanın o arka planındaki angaryasını az çok kestirebiliyordum ben. Ve hani sadece 3 kişi çok hayal gibi geldi ilk başta. Yani bu yük gerçekten omuzlarımıza yüklenmeye başladığında biz bunu ne kadar taşırız? Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Arka planda işte maddi manevi bizi destekleyecek insanlar olmadan sadece 3 kişi yani çok gerçekçi gelmemişti bana. Ne oldu peki? Ne ikna etti seni de? Çağla çok ısrarcıydı. Yani derginin çıkış noktası Çağla'nın ısrarı mı bildiniz? Yani Çağla bizi bıçaklayabilir herhalde noktada. O yüzden ya ben de mesela Yeni Yazı dergisinden sonra ben bir daha dergi çıkarmam diyordum. Çünkü yükü çok fazla, hamallığı çok fazla, koşturması çok fazla. Hatta o süre zarfında başka dergilerden de davet geldi yayın kurumuna gelen. Ben istememiştim hiçbir şekilde. Ama Çağla'nın o sevimli ısrarı... Demek istemiyor aslında. Biraz onu biraz ona kurban oldu. Ya ben hayalperest bir insanım aslında. Yani çocukluğumdan beri bir şey hayal ederim ve o hayal gerçekleşene kadar biraz buz devrindeki gelincik gibiyimdir o hayal kurma ve onu gerçekleştirme konusunda. Biliyordum aslında Ecinlilerin böyle bir noktaya geleceğini. Nasıl biliyordum? Biliyordum. Yani Gökhan dedi ya, bize gelince ilk önce görüntü olarak geliyor diye. Şundan emindim. Yaratıcı bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve hayalperestim. Birçok disiplinle birlikte çalışmaya çalışırım. Ne iş yapıyorsam yapayım. Tunca keza öyle bir insan. Çevirmen, editör, denetçi, başka bir beyin. Gökhan, çevresi çok geniş olan, edebi birikimi derya deniz olan, hayata sinema perspektifinden de bakabilen bir insan. Şimdi bu üçlünün bir araya gelince bir şeyler yapacağını biliyordum. Çünkü sadece sohbetlerimizde bile 3-4 ay içinde inanılmaz beslenip çoğalmıştık. Ve insanlarla temas etmeyi seven kişileriz. Okurlarımızla temas etmeyi seven kişileriz. Hal böyle olunca çok ısrar ettim evet ama bunun faydalarını gördüm. Sadece 6 ay içinde derginin ilk sene, bu ilk senesinde çıkacak dosya konularını belirlemiştik. Kimlerden ne isteyeceğimizi, işleyişin nasıl olacağını belirlemiştik. Tunca çok kısa bir süreç içerisinde bu işleyişin nasıl internet üzerinde, bilgisayar üzerinde kurumsallaştırılacağını hemen tasarladı ve hayata geçirdi. Tunca olmasaydı biz muhasebe ya da Ecinliler'in plan programlama işlerini bu kadar basite indirgemiş halde devam edemeyecektik. Çünkü adam denetçi.
pratik hayatında bunu biliyordu ve bunu uyguladı. Gökhan bir derginin nasıl çıkacağını, bir dosya nasıl oluşturulacağını biliyordu. Gökhan sayesinde çok nitelikli sayılar hazırladık ve derginin günceli adapte edilmesi, 92'liyim, diğer ikisinden daha gencim, biraz daha entegreyim bu çağın iletişim ulaşım aletlerine. Bu konuda da benim fikirlerimin ön plana çıktığını söyleyebilirim. Bu sebeple Ecinliler bu üç kişinin Don Kişotvari bir deli ısrar sonucu ortaya çıktı. Ama fikir olarak neredeyse bir seneye yakın bir fikirdi yani. Bir sene pişirdik. Bir sene pişti yani. Bir sene boyunca düşünüldü. Yani o bir sene içerisinde derginin neden çıkması gerektiğini mi tartıştınız? Yoksa biz zaten karar verdik ve nasıl olacağını, derginin şeklini, şemalinin nasıl ilerleyeceğini mi karar verdiniz? O dediğin kısım son 6 aylık süreçti planlama programı, ama ondan önceki 6 ay hani dergi çıkaralım mı çıkarmayalım mı? İşte mevcut edebiyat dergilerinde gördüğümüz eksiklikler, biz neyi kapatmak isteriz? Niye böyle çıkmak istiyoruz? Ki zaten asıl soru bu değil mi? Bu işte o rahatsızlığımız zaten, hani sürekli ürün dergilerinin olması ve asıl rahatsızlığımız, yani herkesin fikirdir herhalde dergi çıkarmaktaki. Şu adını anmak istemiyorum. Bazı dergiler var ya, sürekli yazar fotoğraflarının konulduğu, ne bileyim alakası olmayan bir maden işçisinin ölümünden sonra kapattığı edebiyat dergisinin onun konu. Bu tür dergilerden çok rahatsızlık. Arkasında büyük konuliklerin olduğu, kendilerini aklamak için, prestij kazanmak için çıkarılan o edebiyat dergi. Bundan çok rahatsızlık biz. Yani. İşin magazin dergisi gibiydi yani. Onlar bize iyi edebiyat diye yutturmaya çalışıyordu. Ondan rahatsızlık aslında bakarsan. O fikir üstünde biraz tartışmaya, konuşmaya başlamıştık. Ve kendimiz ifade ettiğimiz birkaç dergi vardı. Çevrim Dışı İstanbul gibi. Ama onlar da kapanmaya başlayınca şey dedik ya, biz nerede yazacağız ya da ne okuyacağız biz? Hangi dergiyi okuyacağız bu saatten sonra? Çünkü bazı kabulüsü dergiler var şu an hala. Onların bir edebiyat dergisi değil, artık yavaş yavaş bir kültür dergisine dönüşmeye başladılar. Atıyorum, Varlık Dergisi. Yani edebiyatın dışına çıktı artık neredeyse. Olayı bir kültür dergisi. Bilmiyorum, yoga sayısı yapıyor, başka bir sayı yapıyor. Yani edebiyata daha fazla bir şey bulamıyoruz artık. Kitaplık, yani bazı dergiler böyle. Bunlardan çok rahatsızlık duymaya başladık. Bir de şey dedik, hani gençlere de kapaşmak istiyoruz. Bu insanlar bir şeyler yayınlamak istiyorlar ama yer bulamıyorlar. Biraz insanlara biraz mekana yer açmak istedik. Zaten o yüzden biz kendi ürünlerimizi bir şekilde dergide yayınlamayacağız dedik. İnceleme yazıları haricinde. Yani benim orada bir şiir hakkım varsa yayınlamak, onu başka bir gence vereyim, başka birine vereyim. Bu çok önemli bir karar aslında. Yani bir tartışmanın da önünü baştan almış oluyor. Hani biz yayınlarımız, ürünlerimiz yayınlanmıyor da kendi dergimizi mi çıkarıyoruz gibi bir sorunun da cevabı aslında bu. Ya biz onun geleceğini tahmin ettik zaten. Yani ne zamandır işte zaten başka mecralarda yayınlayamıyor yazdıklarını. Hiçbir şekilde esamesi okunmamaya başladı. İşte şimdi kendi mecralarını oluşturmuşlar. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Yani bu çok eskiden beri devam eden bir şeydir zaten. İtamdır. Biz bunun başından önüne geçmek adına zaten üçümüz oturduk. Çünkü şeyi de tahmin ediyorduk. Öykü ve şiir yağacak dergiye. Yani uzun zamandan beri takip ediyoruz biz de bir sürü mecrayı. Türkçe edebiyattaki en büyük eksiklerden biri layığıyla kaleme alınan incelemeler ya da eleştiri nosyonu. Ama çok fazla yazan çizen var, yani kendisi üreten. Herkes şiir yazıyor, herkes öykü yazıyor ve sadece bunun üzerinden dönüyor pek çok şey. Biz edebiyatın hani çeperlerine de ulaşmak istedik. Yani bu yaptığımız dosya ve inceleme ağırlıklı vurguyu buraya kaydıran dergicilik anlayışı biraz da okumak istediğimiz bir dergiyi hayata geçirme çabası aslında. Bu çok önemli bir şey. Yani kendi okumak istediğim şeyi yansıtıyorum gibi. Yani ben de bir başka dergiyi okusam işte bunların olmasını isterim ya da şöyle yer almasını isterim gibi. İşin birazcık daha mutfağına inelim istiyorum ben. Bu karar verme süreciniz nasıl işliyor? Yani metni, işte dosya konunuza karar verdiniz, isimler üzerinde nasıl uzlaşıyorsunuz? Ya da size gelen metinlerin üzerinde yayınlayıp yayınlamama noktasında nasıl uzlaşıyorsunuz? Nasıl ayrı düşüyorsunuz? Ya da bunu nasıl çözümlüyorsunuz? Şimdi orada aslında çok net bir ayrım var. Onu yapalım en baştan. Derginin yapısal olarak yarısını dosya oluşturuyor, yarısını dosya dışındaki ürünler oluşturuyor. Hatta dosya yarıdan fazlası çoğu zaman fazlası oluşturuyor. Yani şey, kavramsal olarak söyledim ben Gökhan. Hani sayfa sayısı olarak değil de. Tabii dosya çok yer tutuyor, o ayrı. Dosyaların hazırlığını daha farklı bir şekilde yapıyoruz biz. Ama dosya dışındaki ürünlerde zaten tamamen dışarıya açığız. Yani bir açık çağrıyla
insanlardan bekliyoruz biz her türlü gönderimi. Yani şiir, öykü, çeviri, derginin yarısı ona ayrılmış durumda. Orada tamamen 3 kişiyiz. 3 kişinin verdiği oylarla beraber 3 geçer oyu alan her ürünü zaten muhakkak yayın planını alıyoruz. 2'yi 1 kaldığımız durumlarda da üstüne tekrar bir değerlendirme yapıyoruz. İkinci okumalar, gerekirse üçüncü okumalar. Tek tek her bir ürünün akıbetini aslında bu şekilde karar vermiş oluyoruz. Dosya dışı kısım böyle yani. Hı hı. Ama dosyalarla ilgili tabii ki belirledikten sonra konuyu, o konuyla ilgili çalıştığını bildiğimiz akademisyenler ya da edebiyatçılar ya da o alana hakim isimlere biz ulaşıyoruz genelde. Ki zaten dergi süreci de çoğunlukla böyle işliyor. Yani kimden nasıl haberdar oluyoruz, çalışmalarından nasıl haberdar oluyoruz, bunu dergi camiası olarak bizlerin bir yerde karar vermesi gerekiyor. Yani şu isim şu konuyu çalıştı, ondan bir katkı bekleyelim diye. Ya da ondan tavsiye alıyoruz. Şu isimler yazabilir. Hani onu bazen onların yönlendirmesi oluyor. Şu spesifik konuda şununla çalışıyor, ona gidebilirsiniz diye. Bazen öyle gittiğimiz oluyor. Dosyalarda şöyle bir şey yapıyoruz ama. Dosyanın yazı kadrosunu oluştururken yarısının akademisyen, yarısının edebiyatçı olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani sırf akademiyi oraya koyarsak bunun bir sıkıcı olma riski doğabiliyor. Arada bir dengeyi sağlamak gerekiyor. Derginin zaten bizim en başından beri çıkarırken mantığımız oydu. Ya akademi ile edebiyat arasında bir köprü gibi olsun. İki tarafa da hitap etsin. Birbirine gelsin akademiyle normal edebiyat diye. Amacı derginin amaçlarından biri buydu. Bunu daha çok dosyada yapmaya çalışıyoruz işte. Ki zaten çok uzun zamandır şikayet ettiğimiz şeylerden biri de buydu değil mi? Yani akademisyenler yaşayan edebiyattan habersiz. Evet. Şu an yayınlanan şeylerden, edebiyat adına yayınlanan verimlerden habersiz gibi. Ya da sadece kendi işlerinde tartışıyorlardı. Ya da dışarı çıkmıyordu. Genç şairi ve yazarı tartışmalarının dışındaymış gibi yansıtıyorlardı. Ben bir edebiyat öğrencisiydim. Çoğu hocamın yazan bir yazardan, şairden haberinin olmadığını fark ettim. Aslında bu dosyalar biraz da onları bize çekmeye çaba gösterdiğimizin resmi biraz. Bence bu çabamız çok önemli. Ya bazen biz de akademisyenleri buna çekmeye çalışıyoruz. Yani şu konu hakkında yazıyoruz, şu kişiyle ilgili yazıyoruz. Biraz da güncele getirmeye çalışıyoruz. Ama bazen mesela akademi dışından insanlara da tam tersini yapıyoruz mesela. Evet, günceli takip ediyorsun. Tanzimat edebiyat hakkında ne düşünüyorsun? Atıyorum. Onun üstüne bir metin yazmaya çalışıyoruz bazen de. O yüzden bir homojen bir şey kurmaya çalışıyoruz. Bu noktada küçük bir şey eklemek isterim. Bu derginin çıkış amaçları nedir diye kafa patlattık demiştik. Bu belik bir laf değil. Biz neden bu dergiyi çıkartıyoruz? Yayın kurallarımız nedir? Neyi amaçlıyoruz diye 3 aya yakın konuştuk. Gerçekten saatlerce konuştuğumuz zamanlar oldu. En göbek amacımız şuydu. Biz yazarak direnen insanlarız. Bu derginin bir duruşu var. Para kazanmak için çıkarmıyoruz. Neden çıkartıyoruz? Sabah akşam çalışıyoruz. Gece sabaha kadar okumalar yaptığımız oluyor. Gezer tozarız. Hiç umurumuz da olmaz. Başka güzel dergileri okuruz. Bu arada eleştirdiğimiz dergiler var ama birçok dergiyi de beğendiğimiz için oda alarak, örnek alarak çıkarttık. Çevrimdışı İstanbul, Notos, Kitaplık, Varlık. Onlar da bizi eleştiriyorlardır muhakkak. Biz bu dergileri çok beğenip sevdiğimiz için bir geleneği devam ettirmek adına güncelleyerek ecinleri çıkartmak istedik. Biz bunu yapardık, onları okurduk. Ama biz kendimiz bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü sebep şu, okuma oranını artırmak istiyoruz. Nitelikli okumayı çoğaltmak istiyoruz. Akademiden neden uzak olsun ki benim toplumum, okurum? Akademi neden onlardan uzak olsun? Ya da böyle keskin bir ayrım mı var ki? Ya da neden bu kadar üst bir gerçekmiş gibi davranıyoruz akademiye? Hepsi birbirinin içinde. Ve bunu orta bir noktada buluşturursak işte okuma dönüşümünü sağlarız. Bu yüzden de bu bizi biraz Don Kişot yapıyor. Değirmenlere karşı deli gibi yazıp duruyoruz. Yani dosyaları bile aslında biraz buna göre belirliyor. Mesela eko eleştiri ya da posthumanizm, makineler sayıları yaptık. Bunlar genelde akademinin kendi içinde tartışılan şeyler normalde. Ama aslında ekoloji dediğimiz şey bütün toplumu ilgilendirmeli, bütün edebiyat ilgilendirmeli, sadece akademi değil. O yüzden dışarı çıkması gerekiyor bazı konuların. Normal edebiyatta da tartışılması gerekiyor, sadece akademide değil. Posthumanizm de öyle, ekoleştiri de öyle, hayvan hakları da öyle. Bunları normal edebiyata da taşımamız gerekiyor. Ki bu da aslında sadece söylem düzeyinde değil ya da sloganik düzeyde değil. Bunun gerçek birer verime dönüşmesi aslında dergi çatısı altında oluyor gerçekçi bakarsak. Ki kişisel kanaatim de şu, edebiyat yani Türk edebiyatçılığı dergiler üzerinden yürür. Kesinlikle. Dergicilik üzerinden yürür. Bu sorumu Çağla'ya yöneltmek istiyorum özellikle. Şimdi iki şairin arasındaki bir öykücü olarak. Öyle deme, kızıyor. Şiir de yazıyor. Ben kızıyor. Şiir yazıyor. Şimdi... Şöyle, tamam, ben yazıyı bunu nasıl yer alayım? Ama öykücüyüm. Çağla, sen nesin? Fiyatlandırılmaktan
hoşlanmıyorum. Şaka şaka. Başka bir demeyeyim. Yani şiir yazıyor olabilirim ama şair olduğumu gösterdiğini düşünmüyorum bunu. Zaten hani verime dönüşen, kitaba dönüşen metninin de öykü olması gerçeği üzerinden ben bunu nasıl toparlayacağım? Böyle gideyim. Ayağıma sıktım ya. Ne yaptım ben? Kitabın öykü kitabı. Öykü editörlüğünü yürütüyorsun Ecimliler'de. Mi diyeyim? O da mı demeyeyim? Şöyle, gelen her şeyi birlikte okuyoruz. Heh, onu soracağım tam zaten. Gelen ama şöyle bir şey var. Tabii ki öykü ilgili bir şey olduğumuz zaman Çağla'ya danışıyoruz doğal olarak. Yani ikiye bir kaldıysak genellikle ben etkili oluyorum. Ya da şiirle alakalı bir çıkıntılık yaptıysam, ben bunu beğendim ya da beğenmedim diye ikiye bir ben oluyorsam. Beni ciddiye almıyorlar, evet. Öyle bir şey gelecek sandım. Hayır. Öyle bir şey hiçbir zaman hissettirmediler. Hissettirim. Arkadaşlar gördüğünüz hareketi ben şey demiyorum. Ben ufacık kurguda zımlıyoruz burayı. Buraya zımlıyoruz. Böyle şeylerle şey böyle. Buraya direkt televolüm ya da ya. Flash TV videosu gibi ok çıkartıyorsun. Ya da hareketli kafa. Şimdi o zaman kendi sorumu da inşallah kendime sıkmadan cevap verebilirim. Şairleri öykünün de içerisinde yer alan bir dergi çıkarmaya ikna etmek zordur. Mudur? O da mı değil abi? Çağla'ya sorun. Ben bilmiyorum. Çağla'ya sorun. Süper. Harika. Gökhan abinin bakışı gördün mü? İnşallah soracağım. Başaracağım. Tamam. Şöyle. Konsantre olsun da çocuk. Şairlerin bir dergi çıkaracağı zaman öykünün de içerisinde yer almasına ikna edilmeleri bazen çok zordur. Egolular ya, o yüzden diyor. Yani bazen egoları yüksek gelebiliyor, kabul. Bazen ya tek bir tavrın işini yapalım, yani bir de öyküden koşturmayalım, bir de onun uğraşını vermeyelim gibi nosyon oluşuyor ortada. Hani şiir ve teorik yazılar, şiir ve şiir inceleme yazıları, şiir ve kitap tanıtım yazıları vesaire, bunlar zaten belli bir hacim kaplıyor. Şimdi Ecimliler'de öykü de var, şiir de var. Şimdi bunun zorluğu nerede, kolaylığı nerede senin açından? Şöyle söyleyeyim, aslında Ecinliler'de masal da var, eleştiri de var, bağımsız inceleme de var, sayabileceğiniz birçok farklı tür var ama bunlardan bize nitelikli olduğunu düşündüğümüz şekilde eser yollayan yok. Çeviri, şiir ve öykü de var. Onları söylemedim çünkü zaten geliyor ve basıyoruz bir şekilde. Biz şiir dergisi çıkartmak isteseydik bunu bu şekilde konuşurduk. Buz 9 gibi güzel bir dergi çıkartmaya çalışırdık. Ama biz edebiyat dergisi çıkartmaya çalıştık. Bir başlık altında topladık genel. O yüzden hiç aramızda öykücü olsun mu olmasın mı biz bunu konuşmadık. Böyle bir şey de olsaydı herhalde. Sana söylerlerdi. Tek dergisi ürün dergisi olmayalım diye uğraştığımız için. O yüzden ne kadar farklı metin varsa onun peşinden gidiyoruz yani. Aynı anda hepsi bir arada bulunsun diye. Lütfen eleştiri yollasınlar. Her yerde söylüyorum. Evet abi, sürekli ürün dergisi kavramını kullanıyorsun. Hem kendi söyleşinde çok kullandın hem şimdi çok kullandın. Onu biraz açar mısın? Ürün dergisi. Ya, ürün dergisi değil, sadece şiirlerin yer aldığı bir dergi. Yani tamam. Başka hiçbir şey yok içinde. Dosya yok. Sadece öykü, dosya yok. Değil. Bağımsız incelemeler, yazılar, kuramsal açıdan yaklaşım yok. Ya da eleştiri dediğimiz şey tırnak için artık bugün sıfır kitap tanıtım yazısını indirgendiği için. Sadece onlarla dolu olan dergiler. Ya mesela şunu konuşabilir miyiz? Ecinliler bu şekilde gittiği sürece bir 8-10 sene sonra bir eleştirmen düzlemi yaratacak diyebilir miyiz? Böyle bir hedeflediğiniz bir amacınız var mı? Ya eleştirmen yaratma düzlemi değil de, ama bizim en başından beri zaten niyetimiz hani biraz inceleme ve eleştiri ağırlıklı bir dergi olsun. Çünkü şiir zaten çok var, çok yazılıyor. Ama inceleme yazılmıyor doğru. Öykü de var. Öykü de var. Çok yazılıyor. İkisi de çok yazılıyor. Şairler böyle. Nifak soktum. Ama hiç yani kuramsal olarak düşünmeye, o metin üstüne bir şeyler üretmeye gelince bir yerde tıkanıp kalıyor. Kitap tanıtım yazısını indirgeniyor sonunda. Ve bu bir süre sonra zaten dergiler arası bir kamplaşma ve kavga şeyine de götürüyor. İşte X'ciler, hani dergi isimleri bunlar. X'ciler, Y'ciler, Z'ciler. Bunlar artık birbirlerini şiirin getirdiği bir adlandırma üzerinden değil de derginin getirdiği bir adlandırma üzerinden okuyor. Bu bana çok komik de görünüyor açıkçası. Komik çünkü sen de dergisin. Ne eziyetler çekerek o dergiyi yayınlıyorsun. Karşı taraf da aynı eziyeti çekerek bu işi yapıyor zaten. Tam aksine desteklenmesi lazım yani. Bunu dirsek temasında olması lazım. Sanki bir de binler okuyormuş gibi herkese. Önemli olan şey yani bu kadar kavganın, bu kadar tantananın sonucunda dergi tirajının yüzlerde kalması mesela. İki tarafın var. Bir de bütün bunlara rağmen hakikaten farklı farklı isimlere yer vermek konusunda mütevazı olamayacağım ben. Bu konuda iyiyiz. Gerçekten farklı isimlere mümkün mertebe yer veren, çok farklı tarzda, türde, şiirlere, öykülere, olabildiğince işte inceleme yazılarına
farklı dillerden çevirilere yer veren hakikaten çok yönlü bir yayın politikası var aslında İcinli'den. Yani ben bunun çok net arkasında dururum. Çok sayıda isme yer verdik, çok sayıda ismi ağırladık. Sırf bununla bile 3 yılda bence övünebiliriz yani. Yayın politikasından ve mutfaktan çok fazla bahsettik. Ben oradan genç şairin, yazarın nasıl göründüğünü merak ediyorum. Birçok isim sirkülasyonu var, şiir, öykü, yazı sirkülasyonu var. Oradan nasıl görünüyoruz? Ya çok heyecanlı görünüyorsunuz bir defa. Sizi biraz durdurmak zor oluyor. Şundan kaynaklı zor oluyor. Ya öyle bir şiir ve öykü bombardımanına uğruyoruz ki. Ya akıl alabilir değil. Bazen mesela... Bunu bir sayıyla karşılayalım. Bazen 30 tane şiir yolluyor aynı anda. İçlerinden seçin diyor dosya mesela. Dosya yolluyor dosya. Dosya yolluyor yani. Arasından seçersiniz demiştik. Ya da red, mesela konuşuyoruz, red veriyoruz. Kimisi istiyor cevabını, niye red verildiğini gerçekten öğrenmek istiyor. Ona münasip bir dille neyi beğenmediğimizi anlatmaya çalışıyoruz ama biz red veriyoruz. Ertesi gün 3 tane daha şiir geliyor aynı kişiden. Red veriyoruz, ertesi gün 3 tane daha şiir geliyor aynı kişiden. Reddin verdiği etkiyle yeni bir heyecan daha. Tam bu noktada bizi de ister istemez şu düşünce alıyor. Yani yazmak bu kadar kolay görünen bir şey mi? Yani üstüne hiç mi düşünmüyorsun neden reddedildiğinin? Kendini hiç mi gözden geçirmiyorsun? Ya Gökhan bir gün dedi, şunu yaşadık biz. 9-13 gece mail atmışız, red mailini değerlendirmemizin sonucunu karşı tarafa bindirmişiz. 9-18 gece 5 dakika içinde aynı kişiden yeni bir ürün geldi. Başka bir örnek vereyim. Zaman içerisinde reddettiğimiz bir ürünü tekrar aynı ürünü yollayanlar var. Sınanıyorsunuz yani. Yani gerçekten sınanıyoruz. Hani bunları neden yaşadığımızı da inanın bilmiyoruz. Hayal ettiğimiz şey bu değil. Yani... Hayal ettiğimiz şey kendilerini gözden geçirme fırsatı verelim. Biraz da bu dergide hani nasıl metinler ortaya çıkıyor, onları biraz daha incelesinler. Biz çünkü kendimiz ürün yolladığımız dergileri önce alan okuyan insanlarız. Hemen paldır küldür orada bir şeyler yayınlatmaya çalışmadık hiç. Yani sıkıntı bu. Yani derginin yayın politikasını bilmeden, dergiyi yayınlanıp okumadan abi de şiir yolluyorlar. Yani gençlerin bu heyecanı bir usul bilmemeye de mi yol açıyor? Ya da yok, ulaşılabilir bunu, olmak sadece mesela. Sadece genç de demeyelim. Bunu ya yaşı çok ilerlemiş insanlar için yani, yapan çok fazla kişi geniş, var. Yani Güneş gazetesine gönderilen şiirler aklıma geldi. Güneş, Güneş özür dilerim posta. Ya, o da var evet. Elbette. O da var elbette. Ben biraz da şundan rahatsızım düz yazı projesi için. Ben bir yere öykü yollarken ya da bir ürün bir şey yollarken biçimine çok özen gösteririm. Yani birkaç bazen o kadar çok okurum ki kendi yazdığımdan koparım. Ya bir iki yana yasla şu yazdığın şeyi ya. Öykü yazıyorsun. Ya özel bir biçim kullanmıyorsan iki yana yasla kurban oldu. Yani adını yaz. Times New Roman 12 çizim aralığı ya. Anladığı cümle o kişinin kurban olur musun gerçekten? Kurban olabilir misin? Bu çok sinir bozucu oluyor. O zaman ne diyorum biliyor musunuz? Biz ciddiye alınmayacak bir işimi yapıyoruz. Sen düzelt ya bunu. Akşam 8'de 9'da eve geliyorum. Gece kaça kadar onları okuyorum, oyluyorum. Olmadı bir daha son oylama turları dönüyoruz. Bu insanlar keza öyle çalışıyor. Ama sen bana 5 dakikanı ayırıp elini yüzünü düzeltemiyorsun. O yazdığın güzel bile olsa o şey. Bu beni birazcık rahatsız ediyor. Yani bu aslında çok küçük gibi göre şu an kendi aramızda gülüyoruz, eğleniyoruz ama ciddi bir mesele. Yani normalde bizim başta böyle belirlediğimiz bir metin yayınlama kurallarımız falan yoktu. İşte metnin gövdesine yapışık mesela yapıştırılmış şekilde geliyor ürün ya da fotoğraf olarak, JPEG olarak gönderenler oluyor. Fotoğrafını çekip ürün. WhatsApp'tan hata gibi. Tabii WhatsApp'tan hata gibi. İsimsiz gelenler oluyor. Başlarda ama artık bir noktada o kadar belirtmeye başladık, o kadar yorulmaya başladık. Mecburen bir metin yayınlama kriterleri diye bir şey yayınlamak zorunda kaldık dergide. Hem sosyal medya hesaplarında dergide onu koyuyoruz. Hani bunları yapın gönderirken diye. Ama ona rağmen hala inatla mesela bu şekilde gönderenler ama onları artık değerlendirmeye almıyoruz mecburen. Çünkü gerçekten ona vereceğimiz yapımı başka bir metne vermek zorundayız çünkü artık. Ben burada şunun etkisini görüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Sosyal medyayla aslında biz çok kolay onaylanabilir hale de geldik. Evet. Yani metinde o kadar sayfalarca yaptığımız şeyi 280 oldu değil mi en son? 280 karakter içerisinde yapıp da onlarca fav aldığımız zaman burada 150 kişinin okuyacağını binlerce kişi okumuş oluyor vesaire. Bunun bir yansıması gibi görüyorum aslında. Öyle zaten o sosyal medyada yayınladığın şiir bir denetimden de geçmediği için
kendin Twitter hesabından fotoğrafını çekip beğeniyorsun koyduğun şeyi, bitti. Bir denetimden de geçmiyor. Yani ikinci bir gözle bakmıyor yani, ya dışarıdan bir bakış da yok. Artık çok pardon, Gökhan'ın söylediğine biraz kontra bir şey söyleyeyim. Denetim sözcüğü bu noktada azıcık ürkütücü olabilir. Hani ya sanat tabii ki çok ben fazla... Ben denetim derken hani dil bilgisi bilmem ne düzeltme, ben o açıdan biliyorum abi. Hani yine de hani biz böyle dil polisi gibi bekleyen 3 kişi de değiliz yani asla. Ama beklediğimiz şey özen. Yani insanlardan bu özeni görmeyi bekliyoruz. Bir başkası sadece için değil, kendi metni için gösteriyor. Aynen öyle. Evet. Yani kendi metnine bu özeni göstermeyen bu kadar dağınık birinin okura ne kadar saygısı olabilir? Hakikaten bu noktada özen bizim için çok kritik yani. Peki şu kameraya bakarak seslenmek ister misiniz? Yazı, şiir yollayacak olanlara. Times biraz New önce... Roman 12 evet. Punto çift satır aralığı. İki yana yasla. Evet. İsim verin. Kendi isminizi yazın. Ya evet, konu bölümü boş kalmasın. Ya. Yani bir selam verin. Merhaba, ben bilmem kim. Size ekte şunları yolluyorum. Değerlendirmeyi alırsanız sevinirim. Yani ya da merhaba, ben bilmem ne. Bunu da yazabilirim. Selam bile vermeyin. Direkt gönderen var yani. Şiir ne yazmış, gördüğün ismi şiir, ismini de şey bilmem ne mesela atıyorum. Öyle bomboş. Bir de beğendik onu da mesela. Ne yapacağız? Siz kimsiniz mi yazacağız? Yazıyoruz, ne yapalım, beğenmişiz. Siz ya kimsiniz mi yazıyorsunuz? Sen kimsin? Akıllarında kalır. Birincisi yazdıkları metnin türü, yolladıkları Word belgesinin isimlendirme formatında yazsın. Yani öykü mü bu, şiir mi? Yollayan kişinin adı mümkünse başta olsun. İkinci sırada bir treyle yolladıkları ürünün adı. Çok yanlış kişiyle konuştum. Sonrasında metnin türü. Yani sanatçı adı, eser adı, metnin türü. Ya çünkü bu isimlendirmeyle yollarlarsa bizim için çünkü çok iyi olur. Çünkü bir havuzumuz var bizim. Şiir öykülerini ayırıyoruz ve ona göre havuz puan tablosu, oy tablosu bilmem ne olur. Bu bizim için kolaylık sağlıyor. Havuza düz atınca öbür kavga çıkıyor. O kadar konuşmanın sebebi buymuş arkadaşlar. Kavga çıkarmayın. Mesela sabahın 8.30'unda Tunca'dan bir mesaj. Dün akşam kim girdi? İsimlendirmeden atmış. Sabah hepsini de isimlendirmek zorunda kaldı. Kavga çıkıyor, yapmayın. Buradan ben başka bir şey sorayım. Yani çok büyük sıkıntılarımızın içerisinde yani mesela basın maliyetine giremeden bile artık işin usulünü konuşmak zorunda kaldım. Maalesef. Yani belki basın maliyeti, dağıtım maliyeti yani ki bu kaybınla biz geleceğe kalacağını düşünerek sormak durumundayım ben aslında. Ecinliler kaça çıkıyor? Bence güzel. Diyecek. Hazır Kayseriliğinde. Bir de PDF aboneliği diye bir şey yaptınız. Hı hı. Aslında bu bana sadece şunu düşündürmedi. Yani baskı maliyeti ve bundan kaçış gibi düşündürmedi. Yani bu dergi arşivlenip geleceğe kalacağının farkında diye yorumluyorum. Dijital bir arşiv oluşturuyorsunuz. Yani. Ya aslında PDF aboneliğinin ortaya çıkmasındaki esas nedenlerden biri pandemi süreci tetikleyici oldu. Yani insanlar çıkamıyordu, bu şeyler almıyordu. Yani biz bir online platforma taşınacak şeyimiz yok zaten, tecrübemiz yok. Öyle bir şey yapamayız. Ne yapabiliriz? PDF satışı ya da aboneliği. Pandemi vesile oldu aslında bu tür bir şeye. Bir de yurt dışından gelen taleplerden dolayı bir PDF aboneliği başlatın fikrine girdik. Yani sürdürülebilir olan şeyler zaten genelde zorluklardan doğan şeylerdir ki ben de sürdürmenizi diliyorum. İnşallah. Artık ben sadece bunun muhafazakarlığını da çok doğru bulmuyorum kişisel olarak söyleyeyim. Yani matbudan başka bir şey okumam. Yani bu saygıdeğerdir. Ben buna tamamım. Ama bir de işin bir büyük veri boyutu var. Yani siz bu kadar mesai harcayıp bir şey yapıyorsunuz ve bunun kalması için, sürerlik arz etmesi için bir yerde dijitalleşmesi gerekiyor. Bu kadar yayın macerasından bahsettik. Kendi içinizdeki tartışmalardan vesaire bahsettik. Ecinlilerin birazcık
manipüle etme hakkım var diye düşünüyorum. Ecinlilerde 3 farklı zihin var. Bu 3 farklı zihnin hayatta şunu yayınlamam dediği bir ürün gelirse nasıl bir tartışma çıkar? Nereye varır? Kim biz gece saat kaçta gelir? Ben orayı birazcık havada zaten bıraktım ki. Zaten yayınlamam dediğim bir ürün gelirse yok, ürün zaten değil. Kişiden bahsediyorum. Şunu bir yayınlamam dediği bir şey var mı? Çünkü yıl 2022 ve hala bunu konuşuyoruz aslında ki güncel tartışmalardan bir tanesi de buydu. Bir dergide cevap verildi, işte bir şairin sosyal medya paylaşımına cevap için editoryal bir not yazıldı vesaire. Hani böyle bir yönelim de olmayabilir tabii ki derginin. Valla biz hiçbir zaman kişilere özel bakmadık hiçbir şekilde. Bizim tek ana şeyimiz metin. Kimden gelip gelmediğim değil. Metinde belirlediğimiz kriterler var sadece. O metnin içinde hani bizi rahatsız eden şeyler olursa isim hiç önemli değil. Yani ne bileyim cinsiyetçi olduğum müddetçe, ırkçı olduğum müddetçe, ötekileştirici olduğum müddetçe kimden şöyle gelirse gelsin. Şöyle görebilirim. Bir ara iki tane öykü gelmişti. Çocuk istismarını övücü nitelikte bir tonu vardı. Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğim bir konu şahsen. Yani buna şey bakamıyorum. Edebiyat serbest bir şey. Evet edebiyat serbest bir şey. Ama çocuk istismarı çok daha farklı bir noktada durur. Buna bakamam. Yani bakmıyorum yani. Nasıl bakıyorsun diye sorarsanız. Buna bakmıyorum. Dolayısıyla böyle bir öykü geldiğinde bunu övücü noktada, övücü tonda bir şey geldiğinde hayır ya da, ya da çok iyi bir metin geldi ama metnin içinde bir yerde mesela yanlış anlaşılmaya müsait bir şey geçiyor mesela. Bunu kişiyle konuşuyoruz. Ona hani yayınlamak istiyoruz ama burası sıkıntı yaratabilir. Ben değiştirmesini öneriyoruz. Ya da hayır ben değiştirmem, çekiyorum derse ona da şey kabul ediyoruz. Yani bu aslında soru şundan dolayı sorulmuş. Şimdi dergi çıkarmanın galiba doğasında bu var. Yani dost kazanmak kadar düşman kazanmak. Düşman kazanmazsanız zaten dergici. Yani Ecinlilerin nasıl düşmanları olsun? Nasıl düşmanlar olsun? Nasıl düşmanlar tercih ederiz? Düşman istemiyoruz. Lütfen okusunlar, eleştirsinler. Yani o kadar vaktimiz olmayabilir. Ahmet Tulgar'ı kaybettik. Biz Ahmet Tulgar'la Mayıs-Haziran sayımız için röportaj yapmayı planlıyorduk. Ben soru çıkarıyordum. Kendisini iki hafta evvel yazmıştım. Ve o kadar vaktimiz yok. Yani buyursunlar düşmanlık yapsınlar. Vakitlerine yazık. Bizim vaktimize yazık. Ne gerek var? Kısıtlı bir bütçeyle, kısıtlı bir vakitle, kısıtlı imkanlarla iş yapmaya çalışıyoruz. Eminim düşmanlık yapma niyetinde olanlar da bu kısıtlı vakitlerle, imkanlarla, kısıtlı bir ülkede zaten iş yapmaya ve eleştiri yapmaya çalışıyorlar. Ama bu kadar bölünerek bir yerlere varamayız. Aynı gemideyiz. Edebiyat adına derdi olan Ecinliler ekibinin tahammülünü zorlamasınlar. Estağfurullah. Ya özellikle sosyal medyada linçe cümle bunu meşgul olduğu için en ufak bir şey zaten. Oraya çekecektim. Yani biz bu linci yaşadık. Biz dergide 12 şiiri yayınlıyoruz. Her sayıda yaşıyoruz. Kesin olarak 12 şiiri aşmıyoruz. Bu 6 kadın aynı takip olmak zorunda. 6 öykü yeniyoruz, 3 kadın 3 erkek olmak zorunda. Evet, bir de böyle bir tartışma var. Biz bundan linçeyiz. Biz bundan linçeyiz mesela. Mine zannediyor ki hani biz sadece kotayı doldurabilmek için kötü de olsa bir kadın şairi alıyoruz zannediyor. Hep kadınların kötü olacağı düşünülüyor bir de o noktada. Biz öyle bakmıyoruz. Biz metne bakıyoruz, metni beğeniyoruz, sonra bakıyoruz kadın mı erkek mi, ona göre sıraya koyuyoruz ve söylüyoruz. Sayımız dolu, bir sonraki sayıda yer almak isterseniz buyurun istemezseniz çekilin diye yani. Bundan da linç yedik yani. Ya da işte Türkçe edebiyat dedik, diyoruz diye linç yiyoruz mesela. Türkçe edebiyatta feminist dalga sayısı yaptık. Türkçe edebiyat dedik diye linç yedik. Ama mesela o dosyanın içinde yazı yazanların çoğu Türk edebiyatını kullanmış. Biz onlara bir şey demiyoruz ki. Herkes istediğini kullansın. Ya da buna bir müdahale yapmıyoruz. Biz müdahalede bulunmuyoruz. Biz bunu kişisel olarak da yaşıyoruz. Bir yazı istiyorlar bizden. Hem de kendileri istiyorlar. Bir dosya için yazı hazırlıyoruz, yolluyoruz. Bırakın kelimeye müdahale etmeyi, metnin tamamına müdahale edip yayınlayacaksınız, böyle yayınlayacaksınız, yayınlayacaksınız deniliyor. O hiç zaten istenen metinler bu iyice bir saçmalık zaten. Şimdi sondan başlayayım ben. Böyle bir şey asla yapmadık. Yapmayız da biz ifade olarak Türkçe edebiyat ifadesini kullanmamıza rağmen söyleşilerimizde, yazılarda, bize gelen yazılarda Türk edebiyatı kullanıldığı müddetçe biz yazarın tercihine saygı duyuyoruz ve öyle bırakıyoruz. Bu bir. Şu seçim konusuna da gelecek olursak, edebi niteliği göz ardı edip hani sadece yazarın cinsiyetine ya da cinsel yönelimine vesaireye göre bir sınıflandırma yapıyormuşuz algısı bir kere bize hakaret.
Biz bir edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Edebi niteliği nasıl göz ardı edebiliriz? Tabii ki metne odaklanıyoruz. Metnin yayımlanabilir, bizim açımızdan yayın planının, yayın çizgisinin karşılaması gerektiği seviyeyi karşıladığını düşünüyorsak buna onay veriyoruz. Ha, sonra da bakıyoruz hangi sayıda yer var. Yani kadın öyküleri, kadın şiirleri, erkek öyküleri, erkek şiirleri. Ondan sonrası matematik gerçekten, yani şunu şuraya koyalım, şurada şunu da yer var. Ve bu zamana kadar da bizim bu samimi yaklaşımımıza bize ürün yollayan herkes son derece anlayışla yaklaştı. 8 ay, 10 ay bile bekleyen oldu ya. Hiç sorun değil, sizin beğenmeniz benim için yeterince mühim. Ben 10 ayda beklerim, 8 ayda beklerim. Biz genelde bu cevabı alıyoruz zaten. Ama Twitter'da bunu bambaşka yerlere çekmeye teşne çok insan var. Evet, zaten. Onlar da çok umursamadık yani. Dergi üzerinden yürümemişti. Twitter üzerinden yürüdü. Sosyal medya üzerinden yürüdü. Ya bir de şunu ben anlamıyorum. Yıllarca ben size bir sürü dergi sayısı yazarım. Buradaki Türkçe Edebiyat'ta Feminist Neşriyat diye bir sene çalıştım o incelemenin üstüne. Sırf bunu söyleyebilmek için, bunu kanıtlayabilmek için bir sürü dergi sayısı yazarım ki bir tane kadın eserine yer verilmemiş. Bunlar niye konuşulmuyor Ecinlilerin? Yok 12 tane şiirin yarısı kadın, yarısı erkekmiş. Ya bizim canımız öyle istedi. Bu kadar. Bu sayıda da sadece kadınlar var. Canımız öyle istedi. Paramızı buna harcamak istedik. Bu sayıyı bu şekilde yapmak istedik. Niye onlar konuşulmuyor? Niye kaç tane X dergisinin kaç yıl boyunca kaç sayısında bir tane kadın eserine yer verilmemiş? 2 tane, 3 tane zaman zaman çıkmış. Bu niye konuşulmuyor? Ben bir soru sorabilir miyim izninizle? Mesela öyle bir metin gelmiştir ki Çağlar onu çok beğenmiştir, yayınlamasını ister. Gökhan kesinlikle yazınsal, estetik ölçüler bakımından pek hoş, iyi bir metin değil demiştir. Belki Tunca yansız kalmıştır. Yayınlanmamıştır. Yani yayınlamasını çok isteyip birinizin yayınlanmamasına karar verilmesi, içinde bir ukde kaldığı metin, öykü olabilir, şiir olabilir. Belki bu bir itirafı gerektirir. Var mıdır? Ya bu aslında kadar... öyle çok çok uç noktalara sürüklenmemiz hiç olmadı. Hiç olmadı. Örneğin mesela şu olur mu? Öyle metinler geldi mi hiç? Ben merak ediyorum. O denli deneyseldir ki hani öyküdür. Mesela Tunca'ya göre bunun estetik değeri çok yüksektir. Çok harika bir öyküdür ve Türk öykücülüğünde de belki yeni ufuklar açabilecektir. Misal için söylüyorum. Çağlanma göre çok değersiz bir öyküdür. Böyle bir dil, böyle bir üslup olmaz. Salt edebi estetik ölçütlerle tartışılıp da yayınlanmamasına karar verilmesiyle içinizde bir ukde kaldığı olmamıştır demek. Benim yok. Merak ettim sadece. Enteresan. Yani keşke şu ürünü yayınlasaydık, niye yayınlamadık dediğimiz hiç ürün olmadı benim doğru düzgün. Yani ikinci, üçüncü okumalara geçip hani üzerinde tekrar değerlendirme yaptığımız yazılar, metinler oluyor ama bu derece sürüncemede kaldığımız herhangi bir şey olmadı. Ben de mesela bize gelen her ürüne 15 gün içinde kesinlikle dönüş yapıyoruz. Olumlu ya da olumsuz. Bu hiç şaşırtıcı. Çok önemli bir tane. 15 gün içinde mutlaka dönüş yapıyoruz. 1-2 gün belki gözden kaçırıyor. Çok önemli. Ama o da derginin hazırlık aşamasına falan denk geliyor. O zamanlarda o 2-3 gün uzuyor. Ki bir kaldığımız şeylerde hemen dönüş yapmıyoruz. Bir olumlu da olumsuz olsun. Harika. Bir tekrar tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir şeyi gözden kaçırmış olabilir miyiz? Harika. Tekrar bir metni okuyoruz. Ondan sonra dönüş yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok kısıtlı vaktinizle bize zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Diğer dergilere davetinizi götürdüm. Evet. Onları da burada ağırlamak istiyoruz. Edebiyat dergilerine abone olun arkadaşlar. Evet. Destek olun, yaşatın. Bir şey, bir yere daha abone olmaları lazım. Tabii. Lütfen onu da abone olun. Hem de o ücretsiz.